Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size SolidWorks'te HUN çizimini göstereceğim. Yani daha önce bu tarz çizimleri hani göstermeye çalıştım. Hani en çok aranan çizimleri özellikle paylaşmaya çalışıyorum, yardımcı olalım diye. Kütüphanede bunun hazırı var ama ben kütüphaneden kullanmak istemiyorum. Çünkü eski versiyonunu kullanan arkadaşlar kütüphaneden kullanamayacaktır. Bu yüzden de ben size göstereyim arkadaşlar. Üst düzlem diyoruz ve sketch açıyoruz arkadaşlar. Buradan bir tane circle çizelim. Yani daire. Çapını 500 yapalım. Ve bu circle'ımızı kopartalım arkadaşlar. Ve küçük bir değer girelim. Hani çok fazla büyük onda çok fazla boşluk kalacaktır. O yüzden 0.1 girdim ben. Hatta onda yarısını boşalttığım için 0.5 oldu. Okey diyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir tane referans geometri atayacağız. Üst diyoruz. Referans geometri diyoruz. Plane diyoruz. Burada arkadaşlar geometrimizin yani hunimizin yüksekliğine gireceğiz. Buraya 500 diyoruz. 500'e yüksekliği olsun istiyorum. Ve plane'imize gelip sketch açıyoruz. Üstten bakalım hemen. Yine bir source'u çizeceğiz arkadaşlar. Ve bu source'un çapında 200 yapalım. Yine bu dairemizi de kopartalım. Pardon, yanlış tıkladık. Ölçüsüne yine 0.1 girelim. Daha sonra da silelim. Alttaki skecimizin koparttığımız yardımcı çizgileri silmeyi unuttuk. Yani onlar da tanıyacağı için silmek zorundayız. Ya da görünmez çizgi yapmak zorundayız. Ve arkadaşlar sadece metalde Loft seçeneğine tıklıyoruz. Önce alttaki daire, sonraki üstteki daireye tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi hunimiz oluşmuş durumda. Okey diyoruz. Küçük çizgiler diyor, hata verdi. Format diyelim. Buradan saç kalınlığını düşürelim arkadaşlar. 0.5. Yani belki kabul edebilir şimdi çünkü 4 milimdi. Evet, bunu da kabul etme arkadaşlar. K faktörüne 0.5 giriyoruz arkadaşlar. Hunide. Radius tabii ki 1 olmaz. 0.1. Hani 0.5'lik bir sayıda 0. Yani birlik radius olmaz. Evet arkadaşlar, segment length seçeneğine tıkladık arkadaşlar. Yani daha küçük çizgilerle yani daha fazla böldü ama yine kabul etmedi. Muhtemelen kesmiş olduğumuz çizgiler hani tam karşılamadığı içindir. Tekrardan onları bir düzeltelim. Evet arkadaşlar, onu düzelttik. Şimdi tekrardan deneyeceğiz. Yine Loft seçeneğine tıklıyoruz. Alttaki daireyi ve sonra üstteki daireye tıklıyoruz. Okey diyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hani demiş olduğum gibi üstteki seçeneği hani pardon kesiyi fazla attığımız için ve biçimsiz attığımız için olmamıştı. Şu anda oldu. 4 milim seçtik ve gördüğünüz gibi kırıklar fazla.
ve açımına bakalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece açılımını vermiş durumda. Bu şekilde kestiğimiz zaman hunimiz olacaktır. Hunimizin birkaç da ince detayını söyleyeyim size. Loftun içine giriyoruz arkadaşlar. Düzenle diyoruz. Burada kalınlığını buradan verebiliriz. Hatta sac olduğu için sacın içine girip vermemiz gerekiyor bunun seçenekleri. Gördüğünüz gibi bayağı bir yoğun kastığı için zorlanıyorum. Sheet metalin içine girip edit feature dediğimiz arkadaşlar. Burada girmek istediğiniz radyus 0,1 diyelim. Yani çok küçük olsun. Çok fazla kırık olmasın. Mesela saç kalınlığı 4 değil de 2 milim yapalım. K faktörünü de 0,5 yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha ince oldu malzeme. Ya bu kırıklar hani yeni versiyonlarda oluyor, eski versiyonlarda direkt format olarak yapıyordu ama bu versiyonlarda oluyor. Hani başka seçenekleri tıklayarak da değiştirebilirsiniz. Çizimimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.